diyor kardeşim üzerinde kayıt yaptırıyor adli vatandaş. AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış ve beraberindeki heyet yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemede bulundu. Sayın Başhekimimiz Mehmet Şirin. AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik'i ziyaret ederek hastane bünyesindeki yerleşkede yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatında incelemede bulundu. Milletvekili Alkayış, "İnşallah çok kısa sürede Adıyaman'ın sağlığı hak ettiği yerde olacak. Ben Sayın Başhekim Doçent Doktor Mehmet Şirik'e yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum. El ele vererek inşallah bu süreci kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. Sayın Başhekimimiz Mehmet Şirik'in eşliğinde yapımı devam eden ve aslında son aşamaya gelen 300 yataklı kadın doğum çocuk hastanemizi gezdik. Burası aslında artık bir sağlık kompleksi olmuş toplamda, totalde. Deprem vesilesiyle tabii bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da bir duraksama oldu. Ama çok kısa bir sürede özellikle çok kıymetli başhekimimizin göreve gelmesinden sonra kısa vadede, uzun vadede, orta vadede yapılması gereken işleri Sağlık Bakanımızla beraber, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımızla beraber masaya yatırdık ve o takvimde şu anda işliyor. İnşallah çok kısa bir sürede kadın doğum ve çocuk hastanemiz Adıyaman'ımızın hizmetinde olacak. 300 yataklı. İnşallah süreç içerisinde bu yatak kapasitesini arttırma imkanımız da var. Yıl sonunda veyahut da en geç Şubat ayı içerisinde inşallah bitirmeyi planlıyoruz. 24 saat çok kıymetli hocalarım, idarecilerimiz çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Sağlık alanında, hiçbir alanda uzman hekim eksikliği olmaması için Adıyaman'ımızın depremden sonra çok kısa bir süre toparlanıp, derlenip Adıyamanlı bütün hemşerilerimizin sağlık hizmetlerinden en üst seviyede faydalanabilmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Tabii takdir edersiniz ki Adıyaman depremde en fazla yara alan illerimizden bir tanesi. Dolayısıyla da bu durum doğrudan doğruya belki de en fazla sağlık sektörünü etkiliyor. Çok şükür bu depremde 400 yataklı devlet araştırma hastanemiz çok büyük bir hasar almadı. Tadilatları falan yapıldı ama ayakta durdu. Şu anda da bütün yük onun üzerinde. Hem normal hastalarımızı hem de kadın hastalarımızı, çocuk hastalarımızı da burada tedavi ettiriyoruz. Bu da buranın yükünü tabii çok ağırlaştırıyor. İnşallah burası bittiği zaman hem hemşerilerimiz rahatlayacak, hem sağlık personelimiz, hocalarımız rahatlayacak ve Adıyaman'ımız inşallah sağlık alanında hak ettiği yerde olacak diye düşünüyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber, teşkilatımızla beraber, İl Sağlık Müdürümüz, başhekimimizle beraber bu sürecin birebir takipçisiyiz. Ve çok kısa bir sürede de inşallah Adıyaman hak ettiği yerde olacak. Ben Sayın Başhekimime, çok kıymetli yüklenici firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. El ele vererek inşallah bu süreci kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Var. Biliyorsunuz oraya başlamıştık. Ancak çok yüksek oranda su geldi. O yüzden projesinin revize edilmesi gerekiyordu. Revize edildi, ihalesi de yapıldı. Şu an faaliyette duraksamasızın aynen devam ediyor. Adıyaman klasik devlet hastanemiz, halkımızın çok büyük beklentisi bizdi bizden. Hem seçim öncesinde hem seçim sonrasında revize edildi. Şu an müteahhidimiz çalışıyor. Normal prosedür devam ediyor. Orayı da bitirip halkımızın hizmetine sunacağız.